Jules Verne, Fransız roman yazarlarındandır. Dünya çapında ünlü olan Jules Verne, 8 Şubat 1828 yılında Fransa'nın Nantes şehrinde doğdu. Bir süre Nantes'ta öğrenim gördükten sonra Paris'e gitti. Çeşitli sebepler yüzünden öğrenimini tamamlamakta zorluklarla karşılaştı, yazarlık hayatına tiyatro ile başladı. Lakin yazdığı eserler ilgisizlikle karşılandı. Birkaç denemeden sonra piyes yazmaktan vazgeçti. Yaşadığı yıllar Fransa'nın ve bütün dünyanın çalkantılı bir devresiydi. Seyahatler, keşifler ve icatlar günün en üzerinde durulan konuları halindeydi. Afrika'ya, büyük denizlere seferler düzenleniyor, sömürgecilik birçok milletleri harekete geçirmiş bulunuyordu. Balon uçuşlarının günden güne gelişmesi herkesin dikkatini bu yeni icat üzerine çevirmişti. Bu şartların etkisi altında kalan Jules Verne 1863 yılında Balonla 5 Hafta adlı eserini meydana getirdi. Bu bilimsel macera romanı büyük bir ilgi görünce bu tarz romanlar yazmaya karar verdi. Artık yolunu bulmuştu. Kısa zamanda şöhreti Fransa'yı aşarak dünyaya yayıldı. Romanları ülkesinde yayınlanışının hemen ardından belli başlı yabancı dillere çevriliyordu. Eserlerini kaleme almadan önce konularına ışık tutacak sayısız ilim, fen ve teknik kitapları okuyan, incelemelerde bulunan, hatta küçük çapta deneyler yapan yazarın bunlara eklenen geniş hayal gücü derinleştikçe romanları da sınırlarını genişletmişti. Bununla beraber onun insanları göklerde uçuruşu, denizlerin dibinde dolandırışı, yerin merkezine hatta aya gönderişi aşırı bir fantezi, hayalperestlik sayılıyor ve birçok kimseler bu romanları saçma olarak nitelendiriyordu. Jules Verne 1863'te 1900 yılına kadar keşifler, icatlar ve hayal gücüyle dolu 50'ye yakın roman yazdı. Bu romanlar eğlendirici, heyecan verici, sürükleyici oldukları kadar okuyanlara yeni bilgiler de veriyordu. Yazar 67 yaşında Amiens şehrinde 24 Mart 1905'te öldüğü zaman arkasında bütün dünyaya yayılmış ölmez bir isim ve sayısız eser bırakmış bulunuyordu. Batı'da haklı olarak kendisine bilim ve teknoloji falcısı denilen Jules Verne, hiç şüphesiz eserleriyle yalnız okuyucuları eğlendirmek ve onlara bilgiler sunmakla kalmamış, bu eserlerde hayal ettiği şeylerle birçok keşif ve icatlara zemin hazırlamıştır. Uçağın ve denizaltının yapılmasında onun görüşlerinin ışığı bulunduğu kesindir. Şaşılacak taraflardan biri de yapılmasını düşündüğü araçlar üzerindeki görüş ve hesaplarından bir kısmını sonradan bu aletler ve araçlar gerçekleştirildiği zaman gerçek ölçülerine uymasıdır. Hayali romanlarının kendi zamanında aşırı fantezi görülenlerinden önemli bir kısmı bugünün olağan gerçekler arasında girmiş bulunmaktadır. Yazarın Denizler Altında 20 Bin Fersah adlı eserinde yarattığı denizaltı gemisi tipi bugünkü nükleer denizaltılarıyla hemen hemen aynen gerçekleşmiş gibidir. Amerika Birleşik Devletleri yaptığı ilk nükleer denizaltısına Jules Verne'in bu romandaki denizaltı gemisi Nautilus'un adını vermiştir. Jules Verne'in hayal gücünün yarattığı şeylerden bugün için henüz gerçekleşmemiş olanlarının da yakın bir gelecekte gerçekleşmesi beklenebilir. Çeşitli edebiyat ödülleri kazanan Jules Verne'in romanlarından bazıları sonradan tiyatro haline getirilmiş, önemli bir kısmı da filme alınmıştır. İlk defa 19. yüzyıl sonlarında Servet-i Fünun dergisi kurucusu Ahmet İhsan Tokgöz tarafından Türkçe'ye çevirileri yapılan Jules Verne, Türk okuyucuları tarafından da geniş ölçüde okunmuş, sevilmiş ve halen de sevilmeye devam eden bir yazardır. Jules Verne'in Ahmet İhsan Tokgöz'den sonra çeşitli zamanlarda çeşitli kişiler tarafından yeni çevirileri de sürekli yapılmış ve halen yeni çeviriler yapılıp yayınlanmaya devam edilmektedir.